Bayburt'la Trabzon'un sınır olduğu da Mescid Dağı tepede bir adet mescit bulunuyor. Herkes oraya dua etmek için gidiyor arkadaşlar. Buranın adı Ardışgöze, diğer adı Korkosor olarak da geçiyor. Aşağıda değirmen var. Az bir nüfusu var. Yazları burayı tatil yeri olarak kullanılıyor. Sahibini bulabilirsem sohbet etmek istiyorum. Acaba ne kadara mal oldu? Nereden esinlendi diye. Gerçekten muhteşem olmuş. Bulunduğu yer itibariyle evet arkadaşlar, bu hayran kaldığımız evin
yapılışını, hangi şartlarda ortaya çıktığını, kaça mal olduğuyla ilgili asıl yetkili kimseyi bulduk ve şimdi onunla tanıştıracağım sizi. Buyurun, bütün aklımızdaki soruları sormaya çalışacağız. Siz de kafanıza takılan şeyleri soru olarak, yorum olarak atabilirsiniz. Evet, şöyle sohbetimize başlayalım. Efendim merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Tabii ki. İsmim Turan Çakır. Ardıç Gözeköy Derneği Başkanıyım. Trabzon'da ikamet ediyorum. İstanbul, Trabzon arası geliyorum. Yazları gördüğünüz güzel coğrafyadayız. Vaktimizi böyle geçiriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Peki nereden esinlendiniz? Bu evle ilgili nasıl ortaya çıktı? Öncelikle oradan başlasak. Benim fikri gençlerin arasında konuşmasıyla kendimize ait bir yer olsun düşüncesiyle yola çıktı. Birkaç arkadaşımız bu işe çok iştahlı davrandı. Bize aksettirdiler. Biz de istişare ettik. İstişare neticesinde böyle bir yer yapmaya karar verdik. Sonucu ortada gördünüz. Evet, burada biraz sulak bir ortamdayız arkadaşlar. Öyle olunca küçük miçek diyorlar. Burada ben ilk defa gördüm burada bu sinekleri. Dolayısıyla röportaj yaparken bazen el kol hareketlerimiz olabilir. O konuda kusura bakmayın. Evet. Yani tikimiz falan yok. Peki o eşyaları oraya taşımak ayrı bir güç. O ayrı bir sıkıntı. Çünkü epey yüksek bir mesafede. Yalnız bunların bir araya gelip toparlanması, mutfak eşyasından tutun da diğer marangoz malzemelerine kadar bunları toparlamak ayrı bir dert. Peki bunların maliyet olarak ne kadar falan oldu? Yani biz diyelim ki ben de yaptırmak istiyorum diyen oldu. Şöyle, burayı 10-12 kişilik bir grubumuz var. Sponsorluğunu bizler yaptık. Aynı zamanda işçiliğini de bizler yaptık. Ustamız vardı. Halamızın oğlu Ümit Çakır. Kendisi mobilya ustasıdır. Bize ustalığında sağ olsun yardımcı oldu. Herhangi bir ücret talebi olmadan. Yaklaşık orayı 15 günde yaptık. Ve biz katkı verdik işçilik olarak. Kendisi usta olarak yaptı. Başka bir köyde büyüğümüz vardı. O geldi çatısını yaptı. İmece usulü yapıldı. Yani ne kadara mal oldu? İşçilik hariç yaklaşık bir 50 bin lira civarına mal oldu. İşçilik hariç ama. Evet. Bunu özellikle belirteyim. Çünkü işçiliği de üzerine koyarsanız yaklaşık 80-100 bin lira civarını bulabiliyor. İmece usulü işte gençlerin oradan bir eşya getirmesiyle, bizlerin kullanmadığımız eşyaları götürmemizle orayı oluşturduk. Gelen misafirlerimiz oraya çıkmak istediği zaman oraya çıkabilirler. Daha tam anlamıyla içerideki tertibatı yerleştirmedik. Daha verimli olarak kullanmaya başlamadık. Yani bu sene ilk senesiydi. Çok kullanamadık. İşte öyle bayramlarda ya da köyün kalabalık olduğu zamanlarda oraya çıkıp bir çay içiyoruz. Muhabbet, sohbet yapıp geri dönüyoruz. Evet, gerçekten manzarası değer. Bunu orada bizzat tespit ettik. Yaşadık. Alt katı daha düzenlenecek, onu da fark ettik ama özellikle şahsen ben dedim ki böyle bir ev yaptırmak istesek kaça mal olur dedik. O zaman 80 bin lirayı evet. Gözden çıkaracağız. Evet. Bu arada bir püf noktası olarak da ya da bir alkış olarak söylemek istiyorum. Marangoz gerçekten harikulade bir iş çıkarmış orada. Yani böyle kusur var mı diye inceledim. Bir eksik bulamadım. Tabii taş duvarı yapanlarda biraz orada taş duvar konusunda biraz sıkıntı var ama marangoz harikulade taş olmuş. Taş duvar şöyle oldu. Burası şu anda böyle güzel görünüyor ama kışı sert geçen bir yer, rüzgarı bol olan bir yer. Biz düşündük taşındık ki ne yapabiliriz? Vaktimiz çok dardı, her an kar yağabilirdi. Bir iki usta getirdi arkadaşlarımız Trabzon'dan. Fakat bu ustalar da galiba bizim buradaki taşın yabancısıydı. Taşları yerli yerine koyamadı. Buldukları gibi bulamadılar. Yine bizim de yardımlarımızla. O öndeki duvarımız bir iki defa yıkıldı yapım aşamasındayken. Alel acele yaptık. Dedik ki hani rüzgar girip de burayı uçurmasın. Sırf o niyetle kapansın diye. Şimdi oraya bir sıvayla bir görüntü çizip sıvayla ders şeklinde yapıp daha güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Evet. O zaman
böyle bir ev yapmak istersek 80 bin liraya mal olur diyebiliriz. Peki kaç metrekareydi? Ben metrekare olarak bilemedim ama yaklaşık, siz farkında mıydınız? Yani biz orayı başlangıçta 15-20 metrekare olarak yola çıktık. Ama tahmini olarak balkonları da katarsak bir 45-50 metrekare civarı var. Yani 50 metrekarelik var. Bir yer maliyeti arkadaşlar 75-80 civarındaymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Kullandığınız malzemeyle de alakalı. Yani daha kaliteli malzeme kullanırsanız fiyat yükselebilir. Çıkar, daha düşük kalite kullanırsanız biraz daha belki aşağı gelir ama şu anda gelmez çünkü piyasa şartları biraz yukarı çıktı. O zaman bunun biraz daha üstünde olabilir diyorsunuz. Aynen olabilir. Peki çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Özellikle bu tarz evler çadırlardan sonra çok popüler oldu. Bu nedenle ilgisini çeken insanların olacağını düşünerek öncelikle kendimden başlayarak benim de dikkatimi çekmişti. Böylelikle kafalardaki soru işaretleri gidermiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. 9 Ağustos 2021 saat 13.40. Ağustos ayında yağmur veren Rabbime hamdolsun. Elhamdülillah.
Geçen de müzede bunu görmüştüm. Ama nasıl çalıştığını merak ediyordum. Şimdi deneyeceğiz. Evet. Hangi evi? Olur.